Neymar oyna Neymar. Neymar. Marsilya dönüşü artık klasik. Çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzikom Hakim. Bittim'e hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizden gelen en farklı challenge'ları yapıyoruz. Ve bugün kim istemiş, ne istemiş ona bir bakalım. İsmail Anix demiş ki Remzi abi içerik fikri Türkiye'de kimseye yapmamış demiş. O zaman ilk RK yapar. Yeteneğine ihanet etmiş futbolcularla bir ilk 11 kur. Yenilirsen bir epic sil. Gören arkadaşlar her mevkiden bir futbolcu yazsın alta demiş. Ve bir sağ kanat Emre Mor demiş. Bayağı insan da altına yorum yazmış. Onlara da baktım arkadaşlar. Ve biz bugün ne yapıyoruz? Yeteneğini ihanet etmiş futbolcularla maç yapıyoruz. Fakat Emre Mor yok. Oyunda yok, bende de yok arkadaşlar. O yüzden Emre Mor'u alamadım. Kimler aldım ona bakacağım. Bakmadan önce siz de kendi challenge'ınızı yapılması istiyorsanız videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Ve challenge'ınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Ayrıyeten videoyu beğendikten sonra hype diye bir şey çıkıyor. Hype'a da tıklarsanız bizi öne çıkarmış olursunuz. Bugün yeteneğini ihanet etmiş futbolcularda kimler var? Hocam, Santfor'da Mbappe var. Çoğu kişi diyebilir ki niye yeteneğini ihanet etti bu adam? Real Madrid'de oynamıyor mu? Şöyle bir durum var. 7 sene boyunca sen orada para için kaldın. Bambaşka bir kariyer olabilirdi çok erkenden gitseydi. Bu bir ihanet sayılır ki oradaki takipçimiz de sürekli Mbappe demiş. Sağ tarafta Gareth Bale var. Adam tarihin en iyi sol ayaklarından biriyken gitti golfçülüğü tercih etti. Sol açıkta Neymar'ım, CS'ler, paralar, her şey kafasını bulandırdı ve o da yeteneğini ihanet eden futbolcu arasında. Tabi farklı isimler de konulabilir ileri hatta, çok var yeteneğini ihanet eden. Benim aklıma gelenler Hazard var, Adriano var, Robinho var, Batuhan Karadeniz var, hatta Türkiye'den daha şey ettiğimizde Sergen var. Ben koşsam Barcelona'da oynardım. Ondan sonra mesela Tarık Çamdal var, tarihin en iyi beklerinden biriydi, bize geldi, fiyasko oldu. Siz de aklınıza gelenleri yorumlara yazın. Ofansif orta sahada Guatim Ronaldinho var, Milan'a gitti. 30 yaşında gece hayatına düşünce bir türlü toparlayamadı, çok erken biten bir resital oldu. Cruyff kardeşim Cuara'yı seçti. O yüzden o da futbolu bıraktı. Doktorlar dedi ki sigara bırakmazsan futbol oynayamazsın. O da futbolu bırakıp sigara içmeye devam etti. Sigara zararlı, tavsiye etmiyoruz. Ve Paul Pogba. Bu reisin de doping moping bir şeyler yaptı. Sonuç pozitif. Bilmiyorum, sonra ben bunu doping hafıza sandım. O öyle bir doping değilmiş gibi şeyler söyledi de o da paçayı kurtaramadı. Tarihin en ilerinden biri olabilirdi kesinlikle. Defans hattında yeteneğini çok fazla ihanet etmiş oyuncular piyasada dönmüyor. Çok fazla araştırdım ama en sonunda karar kıldıklarımız şunlardı. Sol bekte Alaba. Tamam, Real Madrid oyuncusu Amenna. Neden yeteneğini ihanet etti? Bence Carlos'tan sonra, Marcelo'dan sonra gelmiş en iyi sol bekken bir anda kardeşime şöyle tıklayalım. Kardeşim stopere dönüş yaptı. Bence bu yeteneğin ihanettir. Çünkü dünya futbolunda çok fazla stoper varken sol bek, sağ bek, bunlar ender bulunan pozisyonlarken bu biraz da kendi pozisyonunu ihanet etti diyebiliriz. Sağ bekte Cancelo, yani City'si, Barça'sı, Bayern'i en iyi takımlarda oynadı ama belki de en iyilerden ama hiçbir zaman kalıcı olamayıp yine tarihe giremeyecek oyuncular arasına girdi o da. Sabit bir istikrar yakalayamadı. Gittiği her yerde de adamın başı ağrıdı. Ve stoperlerde bir Türk, Merih Baba, CCC. Biliyorsunuz son 2 senedir bir Arap furyası başladı. Çok oyuncu Arabistan'a gitti. Hepsi Arabistan ülkesine gitti bu. Yaşlılar, gençler, her ne varsa yıldızlar. Merih de gitti. Hatta Merih hepsinden önce gitti ama şöyle bir durum var. Birinin değeri 10 iken Arabistan'a 50 milyona gitti. 20 iken 100 milyona gitti. Fakat Merih Atalanta'ya 21 milyona gitmişken 16 milyona El Ahli'ye gitti. Ve Merih'ten biz Türk milleti olarak çok şey bekledik. O Juventus'ta falan filan. Hani Merih'i dünya çapında izlemek isterdik. Bir anda El Ahli'ye giderek o da kariyerine ihanet eden oyuncu arasına girdi. Frenkie de Jong, stoper seçeneğimizi çok fazla bulamadığımız için göbekten devşirme bir ihanetçiyi aldık. Neden Frenkie de Jong? Çünkü 2019-2020'den sonra patladı. Hatta 2020'de 14 gol asist yaptı. Ama ondan sonra berbat bir dönem geçirdi. Şu anda geçen sene 30 maçta oynayıp sadece 2 gol atabilmiş. Zaten asist yok. Yani tarihin en iyi orta sahalarından biri mi acaba diye tartışılan bir adam yine. O da yine kariyerini ihanet eden
oyuncu arasında oldu. Burada kalede Karius'u aradım. Karius'u bulamadım. Tek maçta fişi çekilen adam. Hayatımda en beğendiğim kalecilerden biri ama Real Madrid maçında adam bitti. Beşiktaş'a geldi. Psikolojisi bozuldu. Herif bir daha da oynayamadı. Ama onun yerine yine bir Liverpool kalecisi Alisson. Buffon'la Neuer'le vesaire karşılaştırırken esamesi okunmuyor. Yine kariyeri devam ediyor. Fakat asla oyuncularla şu an yan yana getirilemez. Böyle bir 11 seçtik. Siz de kendi 11'inizi ya da kendinize göre kariyerini ihanet etmiş futbolcuları yorumlara yazın. Kariyerlerine ihanet etmiş adamlarla bir de maça çıkıyoruz. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi hocam. Bakalım bu ihanetçi adamlarla ne yapacağız? İşimiz zor. Bakalım. Bu kim? Goat Messi 10 demiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Hocam Pogba burada da ihanet. Yani ya Pogba yeter be. Yeter. Dopingi yanlış yerine mi vuruyorsun oğlum? Öğretmeder mi sana doğru yere sokmayı ya? Hocam ben buna bireysel talimat veririm. Bu kardeşim geride kalsın. Zaten kafa bozuk. Hatta defansif orta oluyorsa defansif orta bile yaparım ben bu çocuğu. Oyuncu rolleri olmamış. Ya tamam defans oyna. Rakibin kadro. Vay babanların şarap çanına. Rakibin kadroya bak. Bir rakibe bak. Bunlar Allah'ın lütfu. Bunlar da Allah'ın cezası. Gerçekten inanılmazsınız. Lan ihanetçi çocuklar. Sizin futbola borcunuz var. Sizin taraftarlara borcunuz var. Bu maçta bu borcu ödeyin. Adam gibi oynayın. Başlıyoruz maçımıza. Mbappe, Cruyff, Pogba, Gaucho. Şöyle başladık hocam Mbappe'mizle. Öyle bir Rudy'ye bir girek dedik de. Rudy sağ ol kanki dedi. Meriç'im. Teşekkürler bebeğim. Cruyff, Kylian Mbappe. Bıraktı hocam Neymar'a. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe vurdu. Mbappe. Bizde ihanetin affolmaz. Babacım. Top gelip belli ama ben direkt kornerden kaleye denemek istiyorum ya. Yani ne kaybederiz ki? Şöyle güzel bir kaleye. Neymar! Of! Çizgiden çevirdi Rodri be. İnanılmaz vurdum ha. He, bulduk. Başımıza derdi bulduk. Ne var bunda? Al. Ne varmış? He, sen de vur bir daha vur. Oğlum öyle anlaşmadık biz. Bir daha vurmaçla anlaştık. Baba Cancelo, Johan Cruyff. Şöyle gördü hocam. Cruyff alırdın hocam. Frenkie de Jong'u geri çektim. Şöyle hop De Jong'la bindirmemi yaptım. Topumu aldım. Meriye bıraktı baba Neymar'a. Neymar şöyle Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho yukarı oynadı. Ronaldinho al artık. Al artık Neymar oyna Neymar. Neymar. Marsilya dönüş artı plase çok özledim. İnanılmaz değil mi? 2 direğe birden. Aa! Tamam sakiniz, sakiniz. Bu çocuklara ihanetçi diyene de ben boydan gireyim. Oğlum Neymar ne gol attı lan? Lan bombacı Neymar'ımızı oluşturduk kendimizin. Uf! Ağzından böyle tükürük çıktı of derken. Çocuğun golü de çok güzeldi. Vallahi ben senin golünü izlemek istiyorum çocuk. Vallahi billahi güzel attı. Helalleyin Yusufi. Aferin. Aferin. Baba şovlarla başladığımız bir maç. Mbappe, Ronaldinho, David Alaba. Neymar'ım teşekkürler az önce gol için. Seni seviyorum. Tamam bokolu çıkarma. Tam bir gol attın diye de. Yani tamamen bitmedi senin olayın. Daha var. 80 dakika top oynayacağız çocuk. Baba Ronaldinho, Cruyff, Mbappe, Gerrit Bey'le böyle isteksiz pas. Hocam Kevin De Bruyne. Şöyle geri çektim Pogba'yı. Şimdi David Alaba öyle bir ayak koydu. Bir daha koydu. İsterseniz bir daha koyayım dedi. Bir daha, bir daha, bir daha koyayım dedi. Baba Gerrit Bale, Mbappe. Şöyle Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho ayak koy. Babacığım Alaba. Oğlum işte bak sol bekte. Gerçekten bir defansif Alaba'nın sol beki çok iyi olurdu. Baba Merih Demiral var la. Hayırdır la. Hayırdır la kardeş. Adam Anadolu'nun bağrından geldi. Hocam Neymar, Beckham vardan hızlısın sen. Hızlısın bunu kabul et. Alaba! Baba baba bizim var ya defans. Çok iyi defans yapıyoruz bu arada. Baba Meri Alaba ne? Bebeğim harikasın. Neymar'a doğru. Neymar bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho Brezilyalılar hocam. Adeta şov yapıyor. Fransız sabahtan beri bütün şovları bozuyor. Dünyanın en kötü kartı bu 104 Mbappe kartı. Haberiniz olsun bak. Allah belasını versin. Keşke 104'ünü almasaydım senin be. Ama Frenkie de yok. Şu artık Avrupalılar da oyuna girebilir mi? Güney Amerika 8 izliyoruz. Avrupalılar sadece izliyor.
Avrupalıların biraz soluk yüzlü ya onlar. Onların ihanetleri daha şey. Yani acı verici. Öbürlerinin gene yüzü sıcak, anladın mı? Tatlı adamlar. Baba Cancelo. Cancelo. He. Allah sizi bildiği gibi yapsın Avrupalılar. Bizim sağ Avrupa tarafı öldü ha. Portekiz, Hollanda. Ondan sonra Britanya, Galler yalan oldu. Kendinize gelin lan Avrupalılar. Az düzgün insan. Dur şöyle bir şey yapacağım. Hocam sen buraya gel çocuk. Sen burada oyna. Bu değişik çocuk da hiç... Ne göbek mi oynuyorsun? Ne göbek de oynamıyor. Anca gizli forvet oynar. Lan Gerrit Bey'li var ya hiçbir yere sığdıramıyoruz ya. Vallaha billaha. Yemin ederim. Sol kanadı onu alsam Neymar da orada oynuyor. Şöyle yapsam. Ben ikna oldum. Vallaha güzel oldu. Team size güveniyorum. Size güveniyoruz ama yani bir boh da yaptığımız yok edersin. Şöyle hocam Ronaldinho'yu geri çektik. Frenkie de yok. Ronaldinho'yu en geri çekmemin bir sebebi var arkadaşlar. Yatacak yer bulsun kendine önceden diye. Baba Alaba, Alaba'ya da nazar değdiyse bize girer bu maç. Oo, helal lan Gerrit Bey. Bu doğru bölgede oynuyor, fena değilsin ha. Baba Mbappe, Neymar. Oo, hayal üstü paslar burada. Hayal üstü. Baba Pogba. Helal lan Pogba, pas falan atabiliyorsun ha. Mbappe, Cruyff, Neymar'a. Avrupalılar bitirdi beni. Vallahi billahi bu Avrupalıların Allah cezasını vermeye. Baba Messi ver kardeşim. Merih, Türkoğlu Türk. Teşekkürler. Hocam Mbappe, Cruyff şöyle gördü Mbappe. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe. 6 saat önce şut tuşuna basmışım ya Mbappe. Gerçekten lan böyle iğrenç bir kart olabilir mi be? Baba Neymar, Pogba. Bıraktı Ronaldinho'ya. Bıraktı Pogba'ya. Cruyff'tan Neymar'a bir de geçse. Baba şöyle bıraktı. Hernandez, Pogba. Abi beni Brezilyalılara emanet edin. Beni vallahi Güney Amerikalılara emanet edin ya. Avrupalıları çıkarın hayatımdan vallahi billahi. Helal lan Alisson. O da Brezilyalı. Kalabalık bir orta saha hattı var rakibin. Hocam Cancelo çok güzel çektim Ronaldinho'ya. Ronaldinho şöyle Cruyff'u gördü. Cruyff şöyle bıraktı. Cruyff, Cancelo. Uf, Costa Curta orada çok acımasız. Bizim aşağıdan gelmemiz lazım. Gerrit Bey. Sana döneceğim ben az. Ananı avradı. Neymar gelir. İçinizden geçirmeyin lan. Gerrit Bey. Senden gitmemiz lazım. Orada Costa Curta var. Oğlum bu Costa Curta nerede? Kaç tane Costa Curta var senin? Sakinim. Bir şey yok. Orta nerede? Ortadaki adamlar nerede? Adam dans etmekte haklı. Sinirden dans ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ananıza sövüyorum içinden ama burası YouTube. Kendime hakim olmam gerek. Bir şey yok. Comeback gelir. Lan silmeyek. Oyuncu silmeyek. Boş dur lan Curuf. Mbappe sen koysana. Senin de yanına gidiyor. Top. Senin de yanına gidiyor. Hocam Alaba. Şöyle geldim. David Alaba. Şurada hocam Gerrit Bey'i gördüm. Gerrit Bey'i al. Sever orta açmayı. Ananı aç ortayı. Ananı aç. Tamam. Ananı aç. Çok gerginim. Baba Cancelo, Bubcu, hayır. Baba Pogba, Gerrit Bey'i al. Şöyle gördü hocam. Mbappe Allah belanı versin. Bu kartı sileceğim ya. Dünyanın en namert, terbiyesiz kartıdır ya. La dönüp durma süre gidiyor ya. Neymar yine Mbappe'ye güzel top. Curuf yine Neymar, yine Mbappe, yine bitirdiler bizi. Brezilyalı aldı Ronaldinho. Yatırdılar. Atamadım. Nasıl atamadım? Vurdum. Vallahi vurdum. Çok güzel oynadık ya. Golümüz de güzel de. Yenilmesek iyiydi ya. Hocam Epic silme ekrana gidelim. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Ben mesela Epic siliyorum dedim de mesela şöyle makale gibi güçlendirici bir oyuncu siliyorum. Tamam mı? Millet diyor ki abi onlar güçlendirici. Onlar Epic değil oğlum. Bu Epic'ten daha yüksek bir kart. Yani ben Epic yerine bunu silsem de olur. Epic deyince illa şunu silmeme gerek yok şu kartı ki bu da mesela bunu da Epic sayma o zaman. Bu da Big Time. Şöyle söyleyeyim. Hepsi Epic ve Epic üstü bu sildiklerimizin sadece yönü farklı. Mesela Showtime, Big Time, şey, destansı, güçlendiricili gibi. Anladınız mı? Efsanevi gibi. O yüzden
Epic Zoom dedim de abi Epic nerede falan demeyin yani. Gerek yok. Şöyle hocam mesela kim var? İlla Epic kimsi Epic kimsi bir Epic silsek. Aşağıda fullenmemişlerim var ha. Çünkü bu hesabı aldım da fullenmemişler vardı. Şuralarda var mı? Yok. Ana kalmamış. Kalmamış. Yukarı çıkalım. Çıkalım çıkalım. Mesela şunlar Legend yani eski ikonlar. Bunlar adam değil. Bunlar değil. Ama mesela şu Irwin bir Epic kartıdır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bak kart türü destansı yazıyor. Okey? Aynı fikirdeyiz. Epic demek destansı demek. Arkadaşlar oyuncu sildirmiyor Konami bana. Ha. Tüh ya. Oğlum çok üzüldüm lan. Hatta arkadaşlar Epic diye bir bilim dalı var. O da destanlar zamanında. Gılgamış destanı falan. Bunları araştıran bilim dalı. Anlatabiliyor muyum? Ben oturup burada kişiye kültür veremem. Siliyorum. Yazıklar olsun. Ama... Neymar'ın golü güzeldi. Farkındasın. Videoyu beğen eğlendiysen, zevk aldıysan, zevk almadıysan da dislike at. No, ne yani? Beğenmediysen beğenmediğini de göster. Seni seviyorum. Kendinize dikkat edin. 500 bine çok az kaldı. Hoşçakalın. Anam dur hoşçakalmayın. Silmedik ki ama. Durun bir durun. Dur. Hadi gidelim hadi görüşürüz hadi.